Selam ve kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Arkadaşlar bugün ormanda Warwick oynuyoruz. Biliyorum Warwick videosu birazcık gecikti. Bayağıdır da yorumlara yazıyorsunuz ama arkadaşlar Warwick PBE'de denediğimde gayet beni tatmin etmişti. Ama şu anki tank metasını gördükten sonra ve diğer birbirine tek atan karakterleri gördükten sonra Warwick beni pek tatmin edemedi yani pek mutlu edemedi gelir misin? İki vursan iyiydi bu oğlum eskisi gibi değil olaylar. Heh, çok güzel oldu gelmesi. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hiçbir build beni tatmin etmedi. Mesela üçlü kuvvet buildini denedim tatmin etmedi. Ondan sonra şurada bir tane eşya var. Kaniçem Buildi var. Kaniçem Buildi de beni adam akıllı tatmin etmedi. Bilmiyorum yani tek atan karakterler hızlı bir şekilde tek attıkları için tanklar da hiç ölmedikleri için bana onlar daha OP geldi. Ben de diye antrenman modunda falan baya bir denedim. Ondan sonra yabancı kaynaklardan baktım. Millet ne çıkıyor, ne yapmışlar? Parnelli'ye baktım. Parnelli'nin yaptığı bu itlere dedim. Onlar da hiç hoşuma gitmedi. Sonra dedim ki Warwick herhalde dedim metada. Sezonda dedim yeri yok. Ta ki arkadaşlar bu tank metasının gün ateşinden kaynaklandığını bulup dedim ki ben neden Warwin'e gün ateşi çıkmıyorum? İşte karşınızda gün ateşi çıkılmış bir Warwick videosu arkadaşlar. Evet diyeceksiniz ki <laughs> buna da mı gün ateşi çıkıyorsun Elijah? Evet mecburen Warwick'e de gün ateşi çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkmadığınızda olmuyor ama alternatifleri var. Yani ne yapmamız gerekiyor? Gün ateşin ne zaman çıkmamız gerekiyor? Nasıl bir oyun terziyi uygulamamız gerekiyor? Hepsini bu video içerisinde sizlere anlatacağım. Direkt ve gün ateşine raşlamayacağız. Ee, i̇tem sırası var arkadaşlar. Bunları da göstereceğim. Ama şunu söyleyeyim. Bana kalırsa diğer e, tank karakterlere göre Warwick'in biraz daha fazla handikapı var. En azından belli bir eşya setini çıkana kadar Warwick diğerlerine göre güçsüz. Bakın. Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirim. Mesela işte Volibear'ı izlediniz, Amumu izlediniz. Onlar gibi değil yani Warwick. Birazcık daha zor bir maç olacak o yüzden bizim için. Belli bir e, handikapı attıktan sonra yani iki item falan çıktıktan sonra arkadaşlar kafamız rahatlıyor. Ama o dakikaya gelene kadar zorlanacağız. Klasik bir Katarina 3 level all Ne yapıyor şu anda. W'yu bastım. Korkutmam lazım çünkü devam eder de o çocuğa girerse çocuğun canı sıkılabilir. Bunların jungle'ı kim? Vay. Vay da bizi üzebilir. Arkadaşlar yenilmezle de girdim. Saldırıya devamla da girdim. Her türlüsünü denedim. Üçlü kuvvet build yapacaksanız bence yenilmezle girmelisiniz. Hatta bazı pozisyonlarda dedim ki çeşke dedim Q atlasaymışım. Öyle pozisyonlar da çok fazla oldu. Onu da söyleyeyim. Gel kankam senin canın az. Sen ne yapıyorsun burada bilmiyorum. Bana atlasa koşsa ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz bu arada. Onu da söyleyeyim. Dur kankam. Dur kankam. Çok güzelsin kankam. yapacağız atlayacağız. yapacağız atlayacağız. Ee... Ya siz var ya siz. Siz var ya siz. Hangi Warwick'le uğraştığınızı bilmiyorsunuz siz var ya siz. <laughs> Arkadaşlar. Neyse. <laughs> Bu neydi diyor. Bu Warwick'ti. Elanje Warwick ama bunu sana tabii ki de All Chat'ten şu anda anlatamam. All Chat'ten söyleyemiyorum. <laughs> Bir gün YouTube'a enerji yazarsan görürsün. Hemen dönelim arkadaşlar. Şimdi ben size ince ince bütün detaylarını, bütün olayını anlatacağım. Direkt olarak bitik eşya başlamayacağız. Warwick'te olay birazcık daha farklı gelişecek. Hatta bir şey söyleyeyim. Dönme önce kampımızı da keselim. Şimdi Warwick'in orman dönmesi bitik sancılı. Bunun farkındayız değil mi? Bu sezon 10'da da sancılıydı. Sezon 9'da da hep sancılıydı. Yani çıkacağımız eşya setinin bize orman dönerken yardımcı olması lazım. Şimdi ben gideceğim Bamin'in alevini alacağım. Bamin'in alevi biliyorsunuz artık bunu söylemekten yoruldum. Baflı arkadaşlar ve çok güçlü. Her çıktığımız, her oynadığımız karakter ...baminler evini alıyoruz. Şimdi gideceğiz, baminler alacağız arkadaşlar. Baminler aldıktan sonra da... Bir saniye. Şurada birazcık... ...canımız acımasın. Çünkü bakın alan hasar... ...vuramadığım için nasıl acı çekiyorum fark ettiniz mi arkadaşlar? Tam olarak çözmemiz gereken sorunsal bu. Base'i koyuyorum burada. Base'i koyduktan sonra geleceğim buradan tank eşyalarından, mitik eşyalardan... Bamin'in alevini alıyorum. Bakın buradan da ondan sonra geliyorum. Rakip takıma bakıyorum. CC mi var? Ağırlıklı CC yok. Ağırlıklı AD çıkaracaklar değil mi? Bu da yüksek ihtimalle şey kasa. Belli olmaz. Bir dakika. Rakip takımda ne olacağı belli olmaz. Geliyorum buradan bunu alıyorum. Hatta bir şey söyleyeyim. Bunu da almayalım. Normalde bunu almam gerekiyor ama bir saniye bunu iptal edelim. Gelelim. Şunu alalım çünkü 875 büyük bir para dedim arkadaşlar. Ayakkabı bir dursun. Çünkü ya böyle kalkıp da eskisi gibi 350 goldlardan birleştiremiyorsunuz tiyamatı. 875 gold vermeniz gerekiyor. Hazır bu kadar büyük bir parayla dönmüşken de Beyze. 875 goldluk parçasını alalım. Bir Burada base atarız. Şimdi Bamin'le Levin aldıktan sonra direkt olarak ikinci eşya Tiamat'a açlıyorum. Çünkü Tiamat'a raşlayamazsam Orman dönmem baya bir benim canımı acıtıyor. Orman Dönerken sıkıntı çekeceğiz. Gelelim mitik eşyalardan neyi ilk önce bitireceğimi. Tanktan bunu bitireceğim arkadaşlar. Neden tanktan onu bitireceğim? Hemen anlatayım. Bakın diyor ki diğer tüm efsanevi eşyalarla ilave sağlar diyor. 5 yetenek kızı verir diyor. E zaten bizim karakterimizin Q skill'i olsun, E skill'i olsun çok OP değil mi? Bunu almak istesem bana 100 can ve %7.5 boyut artışı verecek ama benim zaten öyle cana çok ihtiyacım yok ki. Benim ihtiyacım olan şey kullan. Cool bana kullan cool ver. Ben öpeyim onu başıma koyayım. Şimdi burada beyne bir tur gitsem Garen de 6 level olduğuna göre bir de pink atalım geliyorum diye. Garen mesafeni koru kardeşim. Geliyorum. Alacağız seninle beraber o Bane'i. Beni itmesin seni itsin. Beni itmesin seni itsin. Kankam dön bunun etrafında. Bu tarafta bak. Garancım. Garancım bunu bana yapma oğlum. Garancım ben nereden 5 canlarla 10 canlarla çıkıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Katerina uçuyor gördüm. Minimap'te gördüm kayboldu şurada. Bıçak ata ata geliyor adam. Gözü dönmüş. Hemen dönüyoruz arkadaşlar. Oh. Vay ne yapıyorsun? Drake alıyorsun. Alır. Güzel. Beni tapta gördü. Drake alıyor. Akıllı çocuk. Hemen geldim botumu da aldım. Çıkıyoruz arkadaşlar. Niye bu kadar aksiyonlu bu oyun ya? Kat'a yetişti ama bu arada Garen'in ultisi var. Garen hatta Katarina'yı kesebilir bile belki. Sanıyorum kesemeyecek. Okey. Arkadaşlar tam olarak bakın Tiamat'ın bir de iki de Bamin'in alevi var. Ayakkabım da ayağımda. Oy şaka yapıyorsunuz siz ya. Bu build'i yaptığınız zaman bu şekilde orman dönmeniz rahatlaşıyor. Artık bu dakikadan sonra oyuna fokuslanabiliriz. Bakın buna rağmen ormanı şu anda çok çok hızlı dönmüyor Warwick. Orman dönmesinde problem var ama fightlarda gayet güzel iş yapıyor. Şimdi ben size diğer varyasyonlardan birazcık bahsedeyim. Bir de şu an gördüğünüz gibi W yap arkadaşlar. Öndeyken W yap inanılmaz işe yarıyor ama bazı pozisyonlarda diyorsunuz ki çeşke Q atlasaymışım. Ve ve bu gene iter. Gel gelirim kardeşim. Gelirim. 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 Şurayı hemen bir seriden alalım arkadaşlar. Allah. Kata öldürecek. Hmm, Okey. Kata öldürdü bizim oğlanı. Ne oldu? Top de herhalde da bunu öldürecek. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Biz elimizden geleni yapalım. Biz çarpımızı şurada bir atalım. Çarp gitsin. Tertemiz oldu. Aynen White side Gördük zaten onu. Şimdi Garen'le mid'in durumu aslında birazcık bizim için sancılı. Garen 2-0 olmasına rağmen çok önde değil şu anda. Blackpot'ein Allah'tan trollüyor. Gel abi bin gel abi. Bin. Şuradan atlarız biz birazdan da bir adamın ormanda bir girip bakmak istiyorum. Aynen tam tahmin ettiğim gibi. Vay şimdi bu tarafa gelecektir. Şunu biçime doğru çekelim. Aynen şöyle gir kankam çimin içine iyice. Ya, oraya pink board'u çeşke atmasaydı ya. Çok güzel başlangıç yaptık bu arada. Şimdi adam buraya gelecek arkadaşlar. Bir tane burada Q'ya vermek istiyorum. Burada kalabalık yakalanabiliriz. Şöyle bir inelim aşağıya. Bu sanıyorum ki birazdan Jinx'in üzerine atlayacak. Stekliyor, stekliyor. Bekliyor orada. Ee, aynı şekilde arkadan Gidiyoruz. Geldim geldim. Hop tuttum seni tuttum. Bırak çocuğu. Bırak çocuğu çok güzel tamam. Orada onlar beraber oynasınlar. Gayet güzel oldu kurtardık adamı da. Vay top side'daymış. Biz burada şu anda bir tur bunu oynamak zorundayım ben. Bu katerneyi durdurmam lazım arkadaşlar. Ultisi varsa eğer Vay'ın iki kişi beni kombolayıp öldürebilirler. Çünkü bakın şu anda lane'in pozisyonuna ve oyunun gidişatına bakın. Katarina daha agresif. Bizim Veigar'ımız birazcık pasif oynuyor. Yardımcı olabilirim. Şu skill attı ya kesin kat atlayacak. İzleyin abi. Atla kata. Ama işte ee, öyle bir şey yok. W'm olmadığı için yetişemedim. Ultim de yoktu. Hatta ama bir şey yapamadık. Neyse. Gözüm burada ya. Şu Katerina'yı bir tur durdurmam gerekiyor benim. Vay sanırım bota gidecek. Yazalım. V-Bot yazalım arkadaşlar. V-Bot dedim ama önde bizimkiler hala da. Hop çok güzelsin be. Güzel. Adam oynamayı biliyor akıllı arkadaşlar. Tutsaydım öldürürdüm bu arada her türlü. Çünkü kulenin altına da girip belli bir hasarı tanklayabilirdim. İtelim burayı beraber. Şimdi top çıkacağım. E, ee, Garen'e yardım lazım. Bakın arkadaşlar ranged matchup'larda elinizden geldiğince geliyorum. Elinizden geldiğince e, ee, lane'leri takip etmeniz, izlemeniz gerekiyor. Özellikle bu tarz bir lane'de. Zaten Garen birazcık öne geçtiğinde, lead'i aldığında Garen koş oğlum üstüne E'yi sana atsın. Tamam fark etmez. Fark etmez. Salacağım bakın. Kili mutlaka salın. Neden salın biliyor musunuz? Bu adam akıllı bir oyuncu. Kulenin altında bekliyor. Gank bekliyor. Zaten Wayne kuleyi pardon Lane'i Garen'in üzerine üstüne yıkıyor. Garen de kulenin altında bekliyor. Yanlış saçma sapan hareketler yapıp ölmüyor. Böyle adamlara gittiğinizde mutlaka o kilisi Zaten o da eyvallah diyor. Ne epey diyelim hemen. Şimdi izleyelim aşağıda neler dönüyor. Birazcık aşağıda sancılı durumlar var. Şurada bir çarpım atalım. 56 saniye var. W'yu birazcık daha atlamak istiyorum arkadaşlar. Üzerimde de iyi para var. Birazdan döneceğim. İlk olarak mitik eşyamızı bitireceğiz. Gün ateşimizi bitireceğiz. Hatta biriktirmişken bu kadar para gün ateşini bitirsek daha da iyi olur diye düşünüyorum. Ben sanıyorum ki bu arada Merkür'ün adımlarına gideceğim gibi geliyor en azından. Göreceğiz birazdan. 2130. Şurada bir tanesi katıl yakalarsam inanılmaz tatlı olur. Oo, Başka bir şey istesem olacakmış bu arada arkadaşlar. Bunu da yakaladık. Ben burada bunları kes, keserim ya aşağı inince buradan. Bunu alacağım. Yani vay bana oynamak isteyebilir. Ama şunu burada hızlı kesersem bunlar bana gelemez. Kata gelebilir belki. Base'den reset almış bir şekilde. Vay belki benim burada önümü kesebilir. Ama ben burada hızlı bir şekilde. Girersem. Tutacağım. At stun'ını. Bu ölecek zaten. Sen artık bu dakikadan sonra stun'ını alsan da. Arkasına kaymam lazım. Bunu da aldım. Oh çok güzel oldu be. O sesle kil alınca oh. <laughs> kil alıp ohluyoruz arkadaşlar. Oh ne güzel kilmiş. <laughs> 3k para oldu bu arada yalandan. Ama oyunu takip edeydi oynadığımda bazen ben böyle e, aksiyonun içine girdim de çıkamıyorum. Bir türlü ways atamıyorum arkadaşlar. Yüksek elo'da bu kötü bir şey. Yüksek elo'da bazen böyle oynadığım için cezalandırılıyorum. Onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Ocak ayından itibaren e, yani ligler sıfırlandığında challenger'a başlayacağım canlı yayınlarca. Öyle bir kafamızda plan var. İnşallah olur. 30 yaşında challenger diye bir challenge başlatacağım. Ya ben TR'de bu arada yüksek ihtimalle olurum diye düşünüyorum da bakalım. Hayırlısı. Arkadaşlar döndüm. Mitik eşyamı aldım. Baktığınız zaman şimdi rakip takımda Vayne kastırmadık. Bu zaten fena bir durumda değil. Bu AP kasıyor. İşte burada bir şeyler falan dönüyor. Benim MR almam lazım. Ben bu maç MR'lik bir maç olarak görüyorum. Merkür'ün adımları alıyorum ben buradan gelip. Çivilinin sol tarafını alacağım ama şu anda üzerinde para olmadığı için alamıyorum. Ne oldu? Bakın şu eşya var ya. Bu bu gerizekalı eşya. Bu aptal eşya. Gerçekten bunları söylüyorum ama harbiden öyle. Bunlar bozuk abi. Bu tank üçlüsü. Üçü de bozuk. Ya yani şurada şu üçünden hangisini çıkarsan çık hepsi bozuk. Sadece bu biraz daha fazla hasar vurduruyor. Diğerlerinin işte aktifleri pasifleri falan var ya. Ne olur ölme garen. Ölme ona. W meziline girdik. Geldim 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 geldim. Vay öldün kankam. Vay öldün tatata tata, çık. Q'su gelecek. Biz de beraber gideceğiz. Let's go. Kanka bu ne biliyor musun? Elijah Borbi. <laughs> Çok güzel. Tam tahmin ettiğim gibi bakın ne söylediysem o oluyor. Çok güzel. Hemen buradan dönelim. Blue'umuzu alalım. Oyunu bayağı bir şekilde ağır bir şekilde domine ettik bu arada. Sizden de ricam arkadaşlar asla bakın gidip de 3 tane işte vurduğunuzda on hit build yapıp sadece bir tane R'ye basarak tek atan Warwick var. Bak böyle build var. Onu da eğlencesine çekeriz ama şu anda önce bir öğretici olayını bir atlatalım. Bu sezonda nasıl oynanması gerekiyor, ne kasılması gerekiyor, ne yapılması gerekiyor? Bunları bir görün. Doğrusu bu. Ama ranked falan oynamayacağım ben normal oyunda eğleneceğim zaten diyorsan onları da yapabilirsin onların da videosunu çekerim ama şu anki metada herkes birbirine tek atarken ilk davrananın yani ilk hareket yapanın kazandığı bir metada oynarken arkadaşlar sakın ha kalkıp da öyle boyutlar kasmayın tank kasın zaten meta tank metası warway'e de tank kasmanız gerekiyor sizden de aga yapma be oğlum öldü mü o öldü güzel orada biri daha var bu arada az canlı geliyorum sana da ha sen benim red'i alacaktın Kanka sen benim red'i alacaktın bu arada ha. Senin vallahi gözün dönmüş. Kanka senden bir sekeyim. Ben bunu bir öldürmek istiyorum burada. Tamam olur kankam gel vur. Gel kankam sen de vur kankam. Şuradan bir can alayım. Bak bekle kankam. Ay arkadaşlar 2 saniye ya. Neyse olsun olsun. Hiç problem yok. Gayet iyi durumdayız. Hiç problem yok. Arkadaşlar şimdi burada vahşi halde çıkacağız. Neden vahşi halde çıkacağız? Onu da anlatacağım ben size. Şimdi vahşi hilerin aktifi yok. Bir nerf gibi gözüküyor ama aslında baktığınızda burada %15 mutlak sömürü diyor. Yani verdiğimiz bütün hasardan ad yönünden benim anladığım kadarıyla iyileşiyoruz. Mutlak sömüründen benim anladığım bu. Yani ben Warwick'te attığım bütün oto ataklarla re attığımda da o vurduğum 3 oto atakta da iyileşiyorum. Tüm bunların yanında da arkadaşlar 20 yetene kızı veriyor. E zaten benim burada çıktığım eşya diyor ki diğer tüm efsanevi eşyalar diyor 5 yetene kızı verir diyor. Ben bunu çıktığımda bu bana aslında 20 değil 25 olmuş olacak. Ama benim bunu almadan önce şu an tiyamat etkisi üzerimdeyken gidip buradan sol taraftan bunu almam gerekiyor. Ruh gömleği tarafına da gelip arkadaşlar buradan e, şurayla başlayalım. Yani Tiamat'ı vahşi Hydra'ya çevirmek için acele etmeyeceğiz. Bekleyeceğiz. Önce tanklaşacağız. Zaten karakterim vuruyor mu? Vuruyor. Az önceki mesela demin aşağıda botta indi öldüğüm fightta. Benim birazcık daha canım olsaydı ben adamları öldürür müydüm? Öldürürdüm. Hasarda bir sıkıntım yok. Dayanıklı olmam lazım. Yani metada ne kadar dayanıklıysanız o kadar güçlüsünüz. Ya da ultimiz olsaydı yine öldürürdük. Çok hızlı ya da uzun uzun konuşuyor olabilirim. Kusuruma bakmayın. Ya da yani anlayın abi ne kusuru. Bir şeyler aktarabilmek için böyle anlatıyorum. Geldim. o. -op. Çok güzel ya. Kankam nereye gideceksin şimdi? Kankam bak iyi denedin. O bana değdi evet. Evet kankam. Evet kankam. Bak çok iyisiniz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yalan yok kankam. Çok iyisiniz ama sen bu hareketleri bir gör. Bir gör kankam bu hareketleri. Bir 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 çaresiz bir kal. Bir kal kanka. <laughs> Abi Warwick çok iyi ya. Harbiden Warwick çok iyi yani. Bir şakama bir mi gerçekten seviyorum arkadaşlar. Şunu da alalım hemen yukarıya doğru. Burada dönelim. Vay bu arada kitlenmiş adam bütün objektifleri yapıyor arkadaşlar. Yani hayvan gibi bütün objektifleri yapıyor. Bakın tanklaşmaya devam ediyorum. Geldim buradan bunu sattım arkadaşlar. Ruh gömleğini bitireceğim ilk önce. Ruh gömleği benim biliyorsunuz ki iyileşmemi maksimum dozda arttıracak. Yani ruh gömleğiyle biz iyileşeceğiz. Şimdi ne yaptık? Çivilinin sol tarafını aldım. Adamlar bana vurdukları sırada hasar yiyorlar. Cepte eyvallah. Sağ taraftan da ruh gömleğine gidiyorum. Ruh gömleği de bitecek. E tiyamatım var. E, bir de gün ateşim var. Ormanı da zaten hızlı dönüyorum. E fightlarda adamlar bana vuramadıkları için ben hem gün ateşiyle yakıyorum hem de saldırıya devamlı hasar çıkartıyorum. Kafi. Gayet iyi. Bir W'ye basalım. Cık. Belki en ye yetiyorsa dedim Drake'e hızlı gidelim de. Yetmiyormuş mesafemiz. Drake'i burada alacağız arkadaşlar. Bakın adam akıllı hasarım yok ama. Bakın 290. 364, 445, 525 nasıl hasar çıkartıyor farkında mısınız arkadaşlar gün ateşi? İşte Amumu'nun W'su ile beraber baronu hızlı bir şekilde kesmesinin sebebi bu. Amumu haricinde de birçok hero kesiyor ama kesen hero'lara bakın iki eşyada. Şu anda yani ben kendim test ediyorum antrenman modunda. Hepsine gün ateşi çıkmak zorundasınız. Çıkmadığınız zaman kesemiyor. Gün ateşi çok OP şu anda yani. 11 kili var VV'nin diyor. Evet kankam çoğunu tek başıma aldım bu arada. Hop burada biri takıldı ralarımıza, Burada Yampiri Scuttle Nehir'de. Takılan bir kardeşimiz varmış. Ne yapıyorsun kanka? Şöyle bir patlatalım. Çok güzel. Ignite'ı boşa attın kanka. Kulenin hasarı da yetmeyecek. VV yemek yemiyorum. <laughs> Akil salmadı ne demek abi öyle bir şey yok. Hepsini tek aldım ben neredeyse. Hemen şuradan golemi de alalım. Evet bana niye flame yapıyorlar? Garan beni savunuyor. Kilim var diye suçlu oldum arkadaşlar. TR soruları böyle bir sorular herhalde. Kilimiz var diye suçlu oluyoruz. Ya yani 3 tane direk almışız ama ı -ı. Kili var. 11 kilo almış. Asisti de 2. E ne yapayım abi? Çoğunu kendim kestim zaten. Şimdi arkadaşlar burada biz bunları keser miyiz? Bence keseriz ama ultim bozulacak. O Allah'ın emri. Şimdi kimi alalım? 12, 12. Ya yani Katarina'yı almak daha hızlı olur ya da burada hiç kimseye artistik yapmadan farmı keseriz. Bunları da göndeririz. Vur Sen kanka. Sen ne yapıyorsun kanka? Bir adım daha yürüseydi R'ye basacaktım bu arada arkadaşlar. Bir adımına bakar kanka. Kata eğer arkamda yoksa zaten öldün şu anda bey. Neyse dönelim arkadaşlar. Riski atmayalım. Üzerinde 1500 para var. Vayne zaten gerçek hasar vuruyor. O birazcık bizi sıkıntıya sokabilir. Artistik yapmayacağım. Flaşı vardır, bir şey vardır. Durduk yere ölürüz. Daha hasar almadım çünkü adam akıllı. Onu da söyleyeyim. Ya yerler mi? E atacaktın değil mi bana? Attın mı E'yi? Ya E attı arkadaşlar. <laughs> Helal olsun dedi. Eyvallah kanka Eyvallah. <laughs> Kuleyi kesiyor. Kule patladığında beni ele duvara mı alacak orada öldürecek. Güzel düşündü. O da güzel düşündü de. Bazen el elden üstündür arkadaşlar. Biz de güzel düşündük yani. O da sağ olsun bunu gördü. Bu da güzel bir şeydir bu arada. TR sorununda az eşi rastlanan bir olaydır. insanların birbirini takdir etmesi. Şimdi bakın ben size küçük bir... Küçük bir şey göstermek istiyorum. Cenaz olan hedeften başladık önce. Bu öldü zaten. Merhabalar. Bana hız versen aslında çok tatlı olur kanka. Ne olursun. <laughs> Şu adamı alın adam üstüme üstüme koşu. Ha, Yüm atla bana. Yüm atla bana kanka. Bekle. Bekle kanka. Bu çocuk standını bir yere atarsa eni eğer gaza gelip. Girebiliriz diyecektim. Girmeyelim arkadaşlar. Eksiyiz. Eksiyiz. Bane bize birazcık sıkıntı çıkaracaktır. Şunu şöyle bir çekelim. Ben de oynaması lazım aslında Yumi'nin de. Yüksek ihtimal oynamayacak bizde. Adamlar da kafamıza alamet açıp duruyorlar. Şunu bir alayım. Ultimin cooldown dönecek. Bakın cooldown'un artısını görüyor musunuz arkadaşlar? Az önceki fight'te ulti attım. Ultim tekrardan geldi. Son direkt daha. Bayağı sağlam olacağız bu arada. Yani Ninja tabisi alıp almama konusunda kararsızım. Ee, CC'ye çok takılmak istemiyordum. Buradan burada bir fight başlatmam lazım ya benim. Şu an takımımın benden beklentisi bu. Benim bu beklentiyi karşılamam lazım. Dur kankam vurma çocuklara. Yumi atla bana değil mi? Bana atlasana. Bana atlaması lazım ya. Ee, burada sol tarafta bir yerde yüksek ihtimalle Vayne var Bu çocuğu da çok kovalamak istemiyorum Bakın 14 killim var ama saygı duyuyorum arkadaşlar Rakip takımdaki herkese saygı duyuyor İşte 4 vs 1 5 vs 1 girmemeye çalışıyorum Tank da olsam, e, adamlarda gerçek hasar vuran Can'a göre muamele yapan karakterler var O yüzden dikkatli olacağız Ne yapacağız 17 saniye direkt var Hemen reset alıyorum şunu almam lazım artık Şunu da takımıma pink diyelim Vay öldü zaten Vay'in ölmesi burada bizim çok işimize geliyor Hemen geldim buradan bunu aldım Buradan da bunu aldım Şimdi ne oldu vahşi haydran var üzerimde ee, Burada da ruh gömleği var Size komik bir şey söyleyeyim mi? Vay ölü siz Drake alın Ben barona gideceğim Sakın gelmeyin adamlar anlamaz Tek alırım Drake'i alırlar zaten şu anda Vay yok adamların anlama ihtimali yok arkadaşlar Burada böyle hani o ward'u da kesmeyelim Salak olsun birazcık salaktan taklit yapalım Geldik arkadaşlar dakika 24 Abi bunu kim attı ya Allah seni bildiği gibi Yapsın kardeşim ya tamam takım gelin abi Doldurun doldurun içeriye ward doldurun Alasını satayım <laughs> Ama ne kadar rahat oluyor görüyor musunuz arkadaşlar Bakın o kadar rahat kesiyor ki. Şurada adam var bu arada ya. Tek başına çok rahat oluyor gördünüz zaten sizde. Bu da benim size hediyem olsun arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Gün ateşi kalkanı vahşi ve şu itemle alabiliyorsunuz. Ya yani iki buçuk eşyayla çok rahat bir şekilde kesiyor. Ben sakın yaklaşma bu tarafa kanka. Sakın yaklaşma senin için pek hoş sonuçlar olmaz. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Let's go, let's go, let's go. Rain! Rain! Hop, tuttum seni son pikselden kankam. Güzel oynadın. Q'ya basamadım çünkü öldü ya öldü. Ellememe gerek yok. Ben zaten yakıyorum Red Smite'dan. <laughs> ne diyor? Baron <laughs> Lan. Çok da eğlenceli bir maç oldu bu arada arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben böyle eğlenceli maçlar atmaya çalışıyorum. Düzenli olarak mesela bir Warwick videosu çekeceğim. Tek maçtan ibaret olmuyor arkadaşlar. Mesela geceden beri video çekiyorum. Öyle söyleyeyim size. Elimden geldiğince de eğlenceli maçlar çıkarıp arkadaşlar sizlerin önünde sunmaya çalışıyorum. Sıkıcı sürekli kavgalı geçen maçlar değil de böyle tatlı maçlar çıkarmaya çalışıyorum karşınıza. Alalım abi inibitörü. Burada bitti zaten oyun artık. Biz de ölmüyoruz fightlarda. Gayet kafamız rahat. Yani burada girebilirim. içeriye girebilirim. Yumi bende. Çok güzel bunu burada yakaladım. Bunu burada kestik. Gelin abi. Gelin abi. Gel 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 gel. Abi herkes vuruyor. Olmaz öyle. Olmaz. <laughs> olmaz öyle. Oğlum bizim Jinx neden kuleye vuruyor? Gel adamlara vur. İki eğleniyoruz işte ya. Güzel. Bayağı da iyi arkadaşlar. Güzel maçtı. Hasar tablosunda görüşelim. Arkadaşlar 17-2-9 oynamışım. 180 farm yapmışım. Ee, gayet güzel. Warwick için bu farm değeri gayet iyi. Bütün objektifleri de yaptık grafikleri de açacak olursak arkadaşlar 20.500 vurmuşum. Jinx'imizde 21.700 vurmuş. Full tank kasıp sadece bir tane hasar eşya alıp 20.500 hasar çıkartmak gerçekten muazzam. Mutlaka mutlaka bu tarzda bir Warwick oynayın. Siz gün ateşini değiştirip orada gün ateşi yerine buzdan koyabilirsiniz ama sonuç olarak mutlaka tank ağırlıklı bir şeyler çıkmanız lazım. Çünkü zaten meta tank metası. Bunu sürekli olarak söylüyorum. Umarım yardımcı olabiliyorumdur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Son olarak da şunu hatırlatayım. Abone olmayan %50'lik bir kesim var ya arkadaşlar. Eğer abone olursanız Ocak ayına kadar yani yeni yıla 50k aboneyle girersek gerçekten çok mutlu olurum. Seviliyorsunuz. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.